İyi akşamlar sayın seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikte olacağız. Vali Mustafa Yaman ilk koordinasyon toplantısını yaptı. Önceki yıllarda yapılan projelerin yıl içerisinde bitmesi, yani zaman içerisinde bitmesi. Katı atık depolama sahasının son durumu ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Susurluk, Karesya, 6 Eylül, Kepsut, Savaşçı. Teknik eğitim ve iş güvenliği anlatıldı. Bu çok küçük kesecikler aslında çok basit ve çok hayati bir işte meydana getiriyor. Havran Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi verdi. Yangın anında itfaiye mi suçlu? Geç gittiği için. Yakup Köylü 11 yiğit askere düğünle uğurlandı. Ayvalık'ta Yaşayan Mutfak Ayvalık adlı proje hayata geçirildi. Ayvalık'a ve Yaşayan Mutfak Ayvalık etkinliklerine hoş geldiniz diyorum. Susurluk Güvercin ve Kanatlı Hayvanları Yetiştirme ve Yaşatma Derneği 2014-2015 mezat sezonunu açtı. Kuş sayesinde tanımadığımız başka illerden, ilçelerden birçok kişiyle tanışıyoruz. Balıkesir Türk Müziği Korosu Renkler konseriyle sanatseverlere seslendi. Sayın seyirciler, geçtiğimiz ay göreve başlayan Vali Mustafa Yaman başkanlığında ilk koordinasyon toplantısı yapıldı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nda yapılan toplantıda Balıkesir'in birçok proje ve yatırımları ele alındı. İlk koordinasyon kurulu toplantısına Vali Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Rektör Mahir Alkan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ve ilgili kurumların şube müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Yaman bir değerlendirme yaptı. Önceki dönemden devam eden projelerin tamamlanmasını isteyen Vali Mustafa Yaman, yapılan çalışmaların sonuç odaklı olmasını ve kimseyi mağdur etmemelerini istedi. Önceki yıllarda yapılan projelerin yıl içerisinde bitmesi, yani zaman içerisinde bitmesi. Bizim idareci olarak sizlerden istediğimiz de bu olacak. Yani sonuç odaklı, yani projelerimizi sonuç odaklı götürelim, iyi takip edelim. Zamanla yapalım, kimseyi mağdur etmeyelim, hem de programlar uygulansın. Hem bizim hem hükümet programlar uygulansın. Toplantıda Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan, 2014 yılı yatırım programında yer alan 6 proje hakkında bilgi verdi. Üniversitemizin 2014 yılı yatırım programında 6 adet proje yer almaktadır. 1. Çeşitli ünitelerin etüt projesi. 2. Hastane muhtelif işler projesi, hastane binası kullanımda olup ihtiyaç dahilinde makine teçhizat alımı yapılmaktadır bu proje kapsamında. 3. projemiz derslik ve merkezi birimler projesi. Bu proje içinde deney hayvanları uygulama laboratuvarı var. Kaban inşaatı bitmiş olup diğer imalatlar devam etmektedir ve yıl sonunda hizmete açılması planlanmaktadır. 4. Veteriner Fakültesi ki bu binayı tamamladık. İnşaatı bitti ve hizmete açıldı geçtiğimiz günlerde. Daha sonra Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün merkezde ve ilçelerdeki proje ve yatırımları hakkında bir sunum yapıldı. 2014 Balıkesir ilimiz için sene başında planladığımız programlarla gerçekleşmeleri yansıda görüyoruz. Balıkesir ilimizde de toplam 578 kilometre devlet yolu, 573 kilometre yol olmak üzere toplam 1151 kilometre yol ağımız bulunmakta. Sene başında bölümüş olarak 19.7 kilometre bölümüş yol PSK olarak hedefledik. Şu anda tamamı gerçekleşti. Tek yol olarak 30
33 kilometre hedeflemiştik. Bu da 32.6 olarak gerçekleşmesi yapıldı. Toplam 9.7 kilometre bölmüş yol Binder seviyesinde BSK çalışmaları yaptık. Yine 150 kilometre statik yapmama çalışması yaptık. Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Delegasyonu katı atık depolama sahasının son durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında toplantı yaptı. Balıkesir İli Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Delegasyonu katı atık depolama sahasının son durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında toplantı yaptı. Sıldırgı yok herhalde değil mi Bahçeşehir'de? Yok, Bigalış var, Pamukçu, Susurluk, Karesiye, 6 Eylül, Kepsut, Savaşçı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karese Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşin Şirvancı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Delegasyonu temsilcileri katıldı. İşte transfer istasyonları vesaire daha çöplerimize tam gelmiyor. Evet. Onun için bu araç gereçlere ihtiyacımız var. O ne zaman ihale edilir? Ya onun finansmanı hazır mı? Onun finansmanı hazır, finansmanında bir problem yoktu başkanım. İhale dokümanlarını hazırladı bakan işte danışmanla birlikte ihtiyacımızlarına göre. Delegasyona gönderdi, Altman Hanımlar değerlendiriyor belki de daha. Yani 10 gün içinde çıkar, benden başka bir arkadaşım daha inceliyor. Onun teknik şartnamelerde bulduğu bir takım düzeltme gereklilikleri var. Evet. O yorumlarımızı ileteceğiz. Herhalde bir 10 gün içinde bakanlığa iletmiş oluruz. Katı atık depolama sahasının son durumu ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, proje kapsamındaki eksikliklerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi. İnşallah yani 1,5-2 ay herhalde artık bu son düzeltmelerden sonra, çünkü zaten daha önce bir takım düzeltmeleri istemiştik. Çok sayıda değil. Yani daha önce de çıkabilirdi hani o revizyon gerekliliği olmasaydı. Ama herhalde bu son düzeltmelerden sonra en fazla 2 ay sürer diye yola diye düşünüyorum. O zaman bu rehabilite edilecek öbür alan içinde bir ihale açılacak. Evet. Yani. Bunun şeyi ne kadar? Mali portresi bu ihalenin belli mi? 1 milyon euro civarında. 1 milyon euro civarında. Maybe a bit higher. I saw that they change also some... Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan projenin bilgilendirme toplantısı Karesi AVM'de yapıldı. Bilgilendirmenin ardından kişisel koruyucu donanımlar konusunda eğitim verildi. Balıkesir Sağlık Güvenliği Derneği adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Mesleki Eğitimde Kalite İşte Güvenlik Projesi'ne Karesi ve 6 Eylül Belediyeleri de destek verdi. Ana başlıkları tahmin edeceğiniz gibi solunum koruma, işitme, baş göz yüz koruma ve vücut koruma olarak ele alabiliriz. Toplantıda önce okul müdürü Niyazi Dönmez bir konuşma yaptı. Dönmez, insanların sağlıklı yaşamalarının sağlanmasında devletin olduğu gibi kurumların da sorumlulukları vardır diyerek daha iyi bir eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi. Bu kurumda çalışan insanların bu kurum çalışma süresi içerisinde sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamalarını temin açısından Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz proje kabul edildi ve öncelikle bu projeyi hazırlayan değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi destekleyen Kalkınma Ajansı'nın yetkililerine ve iştirakçı olarak bize katkı sunan 6 Eylül Belediye Başkanlığı, Karesi Belediye Başkanlığı, Balıkesir İş Sağlığı Güvenliği Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğümüze şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum. Ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Mahmut Çamlı da derneği ve çalışmalarını anlattı. Geçen yıl derneği kurduğumuz zaman toplumsal faaliyetlerimizi hızla artırıp toplumumuzda eksik olan bazı konular hakkında çalışmalar yapmak üzere yola çıkmıştık. Daha önce de burada bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bu çalışmaları yaparken toplumumuzun temel ihtiyaçları ve olmazsa olmazları bizim
önceliklerimiz arasında. Proje içerisinde meslek sesi öğrencilerinin eğitim kalitesinin arttırılması ve daha güvenli bir ortamda çalışması söz konusu. Daha sonra 3M Teknik Bölüm Müdürü Koray Daver bir sunum yaptı. Akciğerlerimiz alveol adı verilen keseciklerden oluşur. Bu çok küçük kesecikler aslında çok basit ve çok hayati bir işlev meydana getiriyor. Aldığımız oksijeni karbondioksitle değiştiriyor. Dolayısıyla kanımızı temizleyerek temiz kanın vücudumuzda sirküle etmesini sağlıyor. Havran Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Kültür merkezinde yapılan seminere belediye birimlerindeki personel katıldı. Amerikan filmlerinde görürüz böyle yangın musluğunun önüne park etmiş araçlar vardır. Polis gelir ona ceza keser. Havran Belediyesi personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Kültür merkezinde yapılan seminere belediye birimlerindeki personel katıldı. Eğitimlerde iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliği anlatıldı. İş güvenliği uzmanı Alper Kınık tarafından verilen eğitimde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının %98 oranında önlenebileceği, kazaları önlemenin bedel ödemekten daha kolay olduğu ifade edildi. Sizce bir yangın anında itfaiye mi suçlu geç gittiği için? Özellikle İstanbul'da bu zaman zaman haber haline geliyor. Eğitim öncesinde ve sonrasında iş güvenliği eğitimi sınavı yapıldı. Başarılı olanlara sertifikaları Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından verildi. Ersoy, ilki düzenlenen bu seminerler sık sık yapılacak dedi. Güvenlik kültürü nedir dediğimizde bizim küçüklüğümüzden beri edindiğimiz çevreyle olan etkileşimimizle bugüne kadar gelen bir kazancımız. Yakupköy Mahallesi'nden 94'e 4 tertip 11 yiğit kendileri için düzenlenen bir düğün töreniyle askere uğurlandı. Çok duygulu anların yaşandığı düğünde asker anneleri gözyaşlarını tutamadı. Balıkesir'in birçok köyünde yıllardan beri süregelen asker düğünlerinden biri de geçtiğimiz akşam Yakupköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Askerlerimize gelsin Balıkesir. Yakupköylü 11 genç Recep Çalık, Serhat Ceylan, Zülfikar Çalık, İsmail Dalkıran, Emre Barak, Nurettin Yüksel, Kazım Aksoy, Doğan Keskin, Yunus Emre Yıkılmaz, Doğan Şahin, Tugay Çağlan, örnek takım elbise ve kravatla köy meydanındaki düğün alanına alkışlar içinde geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençler müzik eşliğinde oyun oynadılar. Esnasında asker anneleri oğullarının başından para çevirdi. Yakupköylü yiğitler tek tek meydana çağrıldı. Türk bayrağını öperek alınlarına koyan gençler kendilerine verilen çiçekleri de annelerine takdim ettiler. Bu arada anneler de duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadılar. Bir mektup yazılmış dünya gördüm. Asker düğünü daha sonra oyunlarla devam etti. Ayvalık'ta Yaşayan Mutfak Ayvalık adlı proje hayata geçirildi. Projeyle Ayvalık mutfağının tanıtılması, unutulan yemeklerin gün yüzüne çıkarılması ve aktarılması amaçlanıyor. Ayvalık Turizm Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği, Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Ticaret Odası tarafından Yaşayan Mutfak Ayvalık etkinliği hayata geçirildi. Kaymakamlığın diğer üyelerine buraya katıldıkları için öncelikle teşekkür ediyorum. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın da mali destek sağladığı projeyle Ayvalık'ı UNESCO'nun dünya ve somut olmayan kültürel miras listelerine sokmak amaçlanıyor. Ayvalık'a ve Yaşayan Mutfak Ayvalık etkinliklerine hoş geldiniz diyorum.
Ayvalık yemekleri de tanıtmak, unutulanları gün yüzüne çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak da projenin amaçları arasında yer alıyor. Ege mutfağına özgü örnekleri röportaj tekniğiyle mahalle mahalle veya mübadil ailelere ulaşarak bunları gün ışığına çıkartmak, bunları yapmak, fotoğraflamak ve hem kitap haline getirmek hem de web sayfasında bu görselleri paylaşmak temel amaç. Bu kapsamda Yaşayan Mutfak Ayvalık projesinin ilk etkinliği Cunda Uygulama Oteli konferans salonunda gerçekleştirildi. Kültür turizmin yeni rotası Kuzey Ege Mutfağı ve Ayvalık konulu panel düzenlendi. İnsanlar dünyanın dört bir yanında İtalya'ya gelmişler ve kendi ürünlerini tanıtıyorlar. Biz de Foça'nın taranasını, Kastamonu'nun Siyez bulduğunu, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelmiş İzmir tulumunu, Erkence zeytinyağını, çeşitli ürünlerimizi bize tanıttık. Panelin yöneticisi Balıkesir Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Tamer Bolat olurken gazeteci yazar Nedim Atilla, öğretim üyeleri Doçent Doktor Murat Doğdubay'la yardımcı Doçent Doktor Sabriye Çelik ve yazar Cenk Geçermiş konuşmacı olarak katıldı. Ayvalık tostuna bu da konmalı. Ayvalık tostunun içine özel bir ekmeği vardır. İçine bir miktar ladoturi dedikleri bizim girdiklerin teneke tulumu konur ya da Ayvalık'ın meşhur kelle peyniri laboratuvarı konur. Projeye Balıkesir Üniversitesi, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayvalık Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün yanı sıra bölgedeki restoranlar, oteller, pastaneler ve acenteler de destek verdi. Bilimsel araştırma projeleri Balıkesir Üniversitesi'nden bir projeyle başladık. Kültürel turizmin yeni rotası. Kuzey Ege'de gastronomi turizmi ve Ayvalık'ta talep boyutuyla ilgili bir araştırma. Bu çalışmada 4 tane akademisyenle yola çıktık. Susurluk Güvercin ve Kanatlı Hayvanları Yetiştirme ve Yaşatma Derneği 2014-2015 mezat sezonu açılışı yapıldı. Açılışa dernek üyeleri ve komşu il ve ilçelerden çok sayıda güvercin sever katıldı. Susurluk Güvercin ve Kanatlı Hayvanları Yetiştirme ve Yaşatma Derneği 2014-2015 mezat sezonunu açtı. Derneğimizin sevgili üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Açılışa dernek başkanı Recep Gökkul, esnaf odası başkanı Aydın Sait'in yanı sıra dernek üyeleri, komşu il ve ilçelerden gelen çok sayıda güvercin sever katıldı. Yeni üyelerimize hepiniz hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum hepinize. Misafirler için hazırlanan ikramların ardından sezonun ilk mezatı gerçekleştirildi. 145, 150. Cevabı şey, 20 lira. 1 numara arkadaşlar, 1 numara. 30 lira. 30 lira. Kuşlar gayet güzel arkadaşlar. Renkleri yerinde. 30 lira. Komşu il ve ilçelerden katılan dernek başkanları hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bu tarz faaliyetlerin gençlerle birlikte artırılması gerektiğine dikkat çektiler. Bütün arkadaşları, bütün insanları birbirine kaynaştırıyor. Aynı zamanda gençler için de çok iyi. Gençler de değişik yollara gitmiyorlar. Bu kuşlara bakmakla en az kötü alışkanlıklardan kurtuluyorlar. Çocuk ve genç yaştaki kişilerin bir hobiye yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan dernek yetkilileri, böylelikle kötü alışkanlıklara karşı önlem alınabileceğini belirttiler. Böyle güzel ortamlar birlik beraberlik açısından, kardeşlik açısından, abiler açısından, birbirimizi tanımak açısından, bir kuş sayesinde tanımadığımız başka illerden, ilçelerden birçok kişiyle tanışıyoruz. Kuş bakmak bir şey değildir yani, bir kötü bir alışkanlık değildir. Aksine iyi bir alışkanlıktır. Bütün kötü alışkanlıklardan da kurtaracağına inanıyorum. Balıkesir Musiki Derneği Türk Müziği Korosu yeni sezonun ikinci konserini verdi. Renkler ismi verilen konserde sanatseverler müzik dolu güzel bir akşam geçirdiler. Başkanlığında iş adamı Levent Terlioğlu'nun yaptığı Balıkesir Musiki Derneği Türk Müziği Korosu yeni sezonun ikinci konserini Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde verdi. Konserde önce Başkan Levent Terlioğlu kısa bir konuşma yaptı. Türkiye, ülkemiz
büyük ve güzel bir ülke ama maalesef çok hareketli bir ülke. Son dönemlerde özellikle her gün üzücü bir haber alıyoruz. Bizler sizleri bu üzücü havadan biraz olsun kurtarıp burada biraz moral verebiliyorsak, evinize o şekilde gönderebiliyorsak ne mutlu bizlere. Şefliğini ve sanat yönetmenliğini bestekar Sıtkı Sahil'in yaptığı konserde Türk Müziği Korosu birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Bestekar Sayın Sıtkı Sahil'e davet ediyorum. Koroda yer alan sanatçıların solo olarak dillendirdikleri şarkılarda büyük alkış aldı. Haberliğe bültenimizin sonuna geldik. Birazdan hava durumu ekranlarınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. İnşaat sektörünün güvenle yükselen değeri, Nadir Köse İnşaat, tüm zamanlara hitap eden, çağdaş, ergonomik, doğaya saygılı, seçkin konutlarında lüksü standart olarak sunuyor. Sektöründe seçkin markalardan olan Yineye Dekor Mutfak ve Adokapı Bayi Nadir Köse İnşaat, mutfak ve kapı çözümleriyle de sizlerin hizmetinde. Nadir Köse İnşaat, Eski Kuyumcular Mahallesi, Çavuş Sokak numara 19 kat 2'de. Telefon 0266 245 2597. Biz güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. Nadir Köse İnşaat hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın sisli, en yüksek 14, en düşük 6 derece. Salı günü sisli, en yüksek 16, en düşük 5 derece. Çarşamba günü sisli, en yüksek 17, en düşük 6 derece. Perşembe günü sisli, en yüksek 18, en düşük 7 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu,
en yüksek 17, en düşük 11 derece. Salı günü az bulutlu, en yüksek 18, en düşük 10 derece. Çarşamba günü az bulutlu, en yüksek 18, en düşük 10 derece. Perşembe günü az bulutlu, en yüksek 19, en düşük 10 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın parçalı bulutlu, en yüksek 15, en düşük 4 derece. Salı günü sisli, en yüksek 16, en düşük 4 derece. Çarşamba günü sisli, en yüksek 16, en düşük 5 derece. Perşembe günü az bulutlu, en yüksek 16, en düşük 6 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın parçalı bulutlu, en yüksek 16, en düşük 8 derece. Salı günü sisli, en yüksek 17, en düşük 7 derece. Çarşamba günü sisli, en yüksek 18, en düşük 7 derece. Perşembe günü sisli, en yüksek 18, en düşük 8 derece olması bekleniyor. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. Nadir Köse İnşaat, hava durumunu sundu.